Allah razı olsun. Bu ara sonra. Evet, senin doktorunum ben. Annenin senin. Bu ne? Bu da pijama kardeşin ne kadar takım takım giyersin. Senin pijamana benziyor. Bir tane de poşet alalım. Kızım ben oradan çık. Ha, evi olmasın. He? Tamam. Bitti, bu kadardı. Sağ ol, Allah razı olsun. Kendin yapamayacaksan ben gelip yaparım yani. Tamam. Ben yapamıyorum. Tamam, artık zaten birbirimizden kopamıyoruz. Aynen. Oy. Oyunları da oğlum götür, atan kovdum. Pansumanım yapıldı dedi. Çok güzel çiçek, çiçek oldu. Çiçek yapacağım. Allah razı olsun, geldiler. Benim tansiyonum her gün geldi, ölçtü. Çok iyiydi. Allah razı olsun ondan. Doğumuma girdi. Bebeğimi kucağıma aldı. Beni her şeyimi, üstümü neyimi giydirdi. Allah razı olsun ondan. O duyguyla yani beni kurtardı. Allah razı olsun. Adana'ya göndereceklerdi, gitmedim. Yani sorunlu dediler. Bana teselli verdi. Çok iyi bir doktordu yani. Allah razı olsun ondan. Aynur 7 aylık doğum yaptım. Orada da onlar da oradaydı. İzmir'den gelmişlerdi. Bir aile gelmişti, evet. İzmir'den geldi. Onda çocuğu rahatsızdı. Bunun sütünü emzirdi yani. Benim sütüm yasaktı. Verilmedi. O emzirdi. İkisi de Allah razı olsun valla. İki bebeğim de onlar İzmirliler kurtardı. Her dediklerimi getirdiler. Erzağım olsun. Maddi her şeyimi. Her şeyimi karşıladılar. Allah binlerce razı olsun. Takdir Hanım'la buraya geldiğim ilk gün tanıştık. Bizim genel müdürümüze ulaşan bir bilgiye göre problemli bir gebelik yaşama ihtimali olan bir hastaydı. Çadırda kalıyorlar. Bir gidip hani muayene edebilir misin gibi bir rica edildi benden. Takdir ile tanıştıktan sonra zaten her gün sabah akşam mesajlaşmaya başladık. Beni aradı, hastaneye gidiyorum abla diye. Hemen hastanenin kapısından neredeyse aynı anda girdik. Doğuma beraber girdik, beraber çıktık. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Doktor Pınar Hanım yaptı doğumunu. Önlüğünü ben giydirdim. Ameliyathaneye beraber girdik. Elini tuttum, ameliyat boyunca konuştuk. Bebeği ilk ben kucağıma aldım sonra. Bebek gayet sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Takibi devam ediyor. Çok fazla sancısı vardı. Doğum başlamış, hala sevk olacak mı? Osmaniye'ye mi gidecek, Adana'da mı kalacak? Bunları konuşurken kafası dağılsın diye bebeğine ne isim koymayı düşünüyorsun dedim. Abla senin ismini dedi. Ondan sonra, benim. Tamam senin olsun. Ondan sonra gerçekten Bahar bebek koydular bebeğin ismini. Bebeği kucağıma aldım, ağlıyordu. Sustu, parmağıma sarıldı. Ağlamayı kesti, uyudu. Küvezde beraber onu biraz izledim. Öyle Bahar bebek artık benim manevi kızım oldu. Tıp fakültesinde bile yani doğum bir sürü gördüm. Mecbur hizmette acilde çalışırken bir sürü gördüm ama bu benim için çok başka bir doğumdu. Gerçekten ikimizin kızıymış gibi hissediyorum.